Alzheimer'ı ben tek kalemle yaşananları bildiğimiz o ilkokulda eski yıllardaki kalemin arkasındaki silgi var ya, onun beyin yapısında kesik 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 silme olarak tanımlayabilirim. Alzheimer, bilişsel fonksiyon dediğimiz kişinin günlük yaşamını sürdürürken belleğini, planlama yeteneğini, hesaplamasını, mekansal görsel algısını organize ettiği fonksiyonlardaki ilerleyici bozukluktur. Ben Derya Özbay, annem Suudiye Özbay, 28 doğumlu, şu anda 93 yaş. Niksar'da doğmuş. 6 kardeşin en küçük çocuğu. Kız, iki kız. 4 tanesi de erkek kardeşleri var. Anneciğim 56 yılında da babacığımla evleniyor. Fahri Özbay'la. Ankara'ya geliyor. Ankara'da en büyük abim 57 yıl doğumlu. 58 doğumlu da ablam Kütahya'da doğuruyor. 1 yaş var aralarında. İkiz gibi büyütüyor. 5 yıl orada kaldıktan sonra Kütahya'da Ankara'ya geliyorlar tekrar iş için. Burada da ben oluyorum. Munis, agresif olmayan annem ve babam iki güzel kişilikte insanlardı. Hiçbir zaman çevre ilişkileri gayet keyifli, güzeldi. Alzheimer'la ilk tanışmam babamla oldu. 2004 yılında ben Hacettepe Üniversitesi'nde çalışırken geriatri bir yeni kurulmuştu. Babamın kendi şikayetlerini bana anlatması ve anneme anlatmasıyla bilgisayarlı tomografi, MR onlarla teyit olarak babamın 2004 yılında Alzheimer teşhisi konuldu. Babam 15-16 yıl yaşadı. Alzheimer'lı haliyle. 2014'te de vefat etti. Ancak ondan 2 yıl öncesi de annem Suudiye Özbay Alzheimer oldu. Yani 2 yıl birlikte Alzheimer'lı olarak yaşadılar. Bir gece rahmetli babam genelde hep birlikte yatardık. Önce yatırıp sonra yanından ayrılırdım. Annem yanında olurdu tabii. Annem o zaman sağlıklıydı ama çok agresif olduğu zamanlar babamın ilkokul yıllarına geri döner. İlkokul 1, 2 yalvarır tarzda böyle ne olur abilerime haber verin. Ben kayboldum. Onların haberi olsun. Tamam babacığım. Tamam. Ne babası? Babacığım ne? Tamam amcacığım. Tamam amcacığım deyip sakinleştirip piş 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 deyip onu uyuttuğumu bilirim. Poposuna vurarak. Bu hastalığın pozitife gitmesinin, daha iyi geçmesinin yönlerinden biri sülalemiz geniş, zamanında hep ilişkileri herkesle çok güzel olmuş. Komşularıyla, akrabalarıyla, kendi evlatları gibi yetiştirdiği çocukların onlarla birlikte merhaba, nasılsın demesi bile ona bir yaşam enerjisi farklı bir şekilde veriyor, verdi. Hele bir de görüntülü olaylar çıktıktan sonra alıştı ki kişileri kulağıyla duymak istemiyor.
görüntülü görüşüp görüşmek istiyor ve onu gözlerinde görebiliyorsunuz, o enerjisini, canlılığını. Veya başka birinin, hiç tanımadığı bir insanın merhaba demesiyle bile bir birey yerine konulup sorulması çok mutlu ediyor böyle hastalara. Bu kişilerin tanı konulduktan sonra dış dünyayla olan girdilerinin, çeşitliliğinin korunması. Yani yalıtılmadan, çünkü dış dünyadaki girdilerden yalıtılmadan bir yaşam tarzı sürdürülmesi çok önemli. Tanıdıkları mekanlarda bu ilişkinin kurulması önemli. Yani yaşadığı evde. Çünkü bu hastalar, biliyoruz ki, çok basit bir yer değişikliğinde bile var olan o bilişsel bozuklukları çok daha ağır hale gelebiliyor. Dolayısıyla yaşadıkları çevreyi, kişileri, tanıdıkları bu yer ve mekan ve kişilerle ilgili bir dünyanın bu kişilerin ihtiyaçlarına göre kurgulanması önemli. En yakın çevresinde olan torunları, çocukları, komşuları, bunların hepsi bir destekti. Yani bu işin hep içindelerdi. Çevre, çevre, çevre. Gülümseyerek bakmak, sevgiyle bakmak bu işin ilacı